Merhaba sevgili çocuklar, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 4. sınıfın 1. dönem 1. yazılısında çıkabilecek soru örneklerini sizlerle birlikte çözeceğiz. Hazırsanız hep beraber soru örneklerimizi çözmeye başlayalım. Hemen ilk resmimiz geliyor ve bakıyoruz. Burada bir pusulamız var değil mi çocuklar? Biz bu pusulaya 4 ana yönü öğrenmiştik zaten. Onları yazacağız hemen sizlerle. Hemen bakıyoruz pusulamıza. North, kuzey. South, güney. East, doğu. West, batı. Evet sevgili çocuklar, Direction bölümümüz 4. sınıfın 2. ünitesinde vardı zaten ve sizlerle birlikte bu bölümümüzü işlemiştik. Şimdi devam ediyoruz bir diğer bölümümüzde ve bakıyoruz hemen karşımıza country ve nationality örnekleri çıkıyor. İlk bayrağımıza bakıyoruz ve bu Büyük Britanya bayrağıydı değil mi? Öyleyse hemen altındaki bölümlerimizi dolduralım. I am from Britain. I am British. Hemen ikinci bayrağımıza bakıyoruz. Bir Türk bayrağı. Öyleyse ne diyoruz? I am from Turkey. I am Turkish. Üçüncü bayrağımıza bakıyoruz. Bir Amerika bayrağı değil mi? I am from the USA. I am American. Dördüncü bayrağımıza bakıyoruz. Bir Pakistan bayrağı. Öyleyse şunu diyoruz. I am from Pakistan. I am Pakistani. Beşinci bayrağımıza da bakıyoruz. Bu bir Fransa bayrağı değil mi? Öyleyse ne diyoruz? I am from France. I am French. Altıncı bayrağımızla devam ediyoruz. Bu bir Almanya bayrağı. Öyleyse ne diyoruz? I am from Germany. I am German. Ve son olarak 7. bayrağımıza bakıyoruz. Bu bir İtalya bayrağı değil mi çocuklar? Öyleyse ne diyoruz? I am from Italy. I am Italian. Evet sevgili çocuklar, nationality ve country ünitemizin çıkabilecek örnek sorusunu gördüğümüze göre bir diğer bölümümüze geçebiliriz. Ve hemen bakıyoruz, burada bir direction örneği var. Öncelikle haritamızdaki şehirlerimize bakıyoruz, konumlarımızı kafamızda çiziyoruz ve sorularımızı okumaya devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Hatay is in the blah blah of the Samsun. Hatay, Samsun'un neresinde kalıyor çocuklar? South. İkinci örneğimizle devam ediyoruz. Samsun is in the blah blah of Hatay. Peki, Samsun Hatay'ın neresinde kalıyor? Tabii ki North. Üçüncü örneğimize de bakalım. İzmir is in the blah blah of Ağrı. İzmir Ağrı'nın neresinde kalıyor? West. Dördüncü sorumuza da bakalım. Ağrı is in the blah blah of the İzmir. Peki Ağrı İzmir'in neresinde kalıyor? Tabii ki East. Evet, bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin numaralarına uygun resimlerle eşleştiriniz demiş burada. Öyleyse hadi hemen hep birlikte yerleştirelim bakalım. İlk örneğimizi okuyoruz. Open the window. Ne demekti çocuklar? Pencereyi aç. Öyleyse birinci egzersizimizi yerine gönderiyoruz ve ikinciye bakıyoruz. Be quiet. Sessiz ol. Onu da yerine gönderdiğimize göre 3'e geçebiliriz. Sit down. Otur. Değil mi? 3 de yerine gidiyor ve 4'e bakıyoruz. Close the door. Kapıyı kapat. Dördüncü egzersizimizde yerine gönderdiğimize göre 5'e bakıyoruz. Clean the board. Tahtayı temizle. 5'i de gönderdiğimize göre 6'ya bakalım. Sit down. Ayağa kalk. Değil mi? Evet, 6. egzersizimiz de yerine gidiyor ve bir diğer bölümümüze geçiyoruz. Hemen bakıyoruz örneğimize, yine bir direction örneğimiz geliyor. 1. egzersizimize bakıyoruz. Where is the Samsun? Samsun nerede? Samsun is in the blah blah. Türkiye haritamıza baktığımızda Samsun haritamızın neresinde kalıyor? Tabii ki North. İkinci egzersizimize bakalım. Where is the Hatay? Hatay nerede? Hatay is in the blah blah. Peki haritamızda Hatay'ı buluyoruz ve hemen bakıyoruz. Öyleyse ne diyoruz? Hatay is in the south. Üçüncü egzersizimize devam edelim. Where is İzmir? İzmir nerede? İzmir in the blah blah.
Peki haritamızda İzmir'i bulup ve İzmir'e bakıyoruz. İzmir haritamızın neresinde kalıyor? Tabii ki West. Hemen devam ediyoruz dördüncü egzersizimizde. Where is Ağrı? Ağrı nerede? Ağrı is in the blah blah. Hemen haritamıza son olarak Ağrı'ya bakıyoruz ve ne diyoruz? Ağrı is in the east. Evet, devam edelim bir sonraki bölümümüzde. Hemen bakıyoruz resmimize. Burada bizim okul gereçlerimiz var değil mi? Şu mavi kısımda yazılan kelimelerimizi resimlere göre eşleştirelim bakalım. İlk resmimize bakıyoruz ve ne diyoruz? Book. Kitap demekti değil mi? İkinci resmimize bakalım. School bag. Okul çantası demekti. Üçüncü resmimize bakıyoruz ve pencil case. Kalemlik. Dördüncü resmimize bakıyoruz. Crayons. Boya kalemleri. Beşinci resmimize bakıyoruz ve ne diyoruz? Ruler. Cetvel. Altıncı resmimize bakıyoruz ve ne diyoruz bunda da? Pencil. Kurşun kalem. Yedinci resmimize bakalım. Burada da bir kalem ama. Pen. Tükenmez kalem. Sekizinci resmimize bakıyoruz. Brush. Fırça. Dokuzuncu resmimize geçiyoruz ve eraser. Silgi. Ve son olarak 10. resmimize bakıyoruz ve ne diyoruz? Pencil sharpener. Kalem tıraş. Evet, böylelikle okul gereçlerimizi de tekrar etmiş olduk ve bir diğer bölümümüze geçiyoruz. Sayıları eşleştirin. Hemen bakıyoruz. İlk bizden hangi sayı istiyor? 46. 46 ve 46'yı 46'e gönderdik. İkinciye bakıyoruz. 21. 21'i de gönderiyoruz ve hemen devam ediyoruz. 35. 35'i de yerine gönderiyoruz. Bir diğer sayımıza bakalım. 16. 16 da yerine gidiyor ve bir diğer sayımız 50. 50'yi de gönderiyoruz 50'ye. Hemen bir diğer sayımıza geçelim. 11. Öyleyse 11'i de yerine gönderiyoruz ve bakıyoruz. 14. 14 de yerine gidiyor ve bir diğer sayımız 19. 19 da yerine gönderelim ve son olarak 29. 29 da yerine gidiyor sevgili çocuklar. Ve diğer soru kalıbımıza da bir bakalım. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştirin. What nationality are you? Senin milletin ne? Diye bir soru geliyor. Peki biz burada sizce A kategorisine hangi sayıyı getireceğiz? Tabii ki 2'yi getireceğiz değil mi çocuklar? I am German. Ben Almanım. B bölümündeki egzersize bakalım. What is your name? Senin adın ne? Öyleyse B egzersizimize hangi kategori gelecek? My name is Sam. Benim adım Sam, değil mi? C'ye bakalım. How old are you? Sen kaç yaşındasın? Ve C bölümüne hangisi gelecek? I am 12 years old. Ben 12 yaşındayım, değil mi? Son olarak D bölümüne bakalım. Where are you from? Sen nerelisin? Öyleyse ne diyoruz? I am from Germany. Ben Almanyalıyım diye cevap veriyor değil mi? Harika. Bir sonraki bölümümüzde devam ediyoruz. Aşağıdaki boşlukları can ve can't ile doldurunuz diyor bize. Öyleyse hadi hep beraber dolduralım. A bölümümüze bakalım. Elephants blah blah jump. But they blah blah walk. Peki elephants, filler acaba ne yapabiliyorlar ve ne yapamıyorlar? Bunu bir eşleştirelim. Peki çocuklar, jump zıplamak demekti değil mi? Walk da yürümek demekti. Peki filler zıplayabiliyorlar mıydı? Tabii ki de hayır. Öyleyse birinci boşluğumuza ne diyeceğiz? Can't. Elephants can't jump. Peki walk yürümek demek demiştik. Peki filler yürüyebiliyorlar mıydı? Tabii ki de evet. İkinci boşluğumuza da can'i getiriyoruz ve but they can walk diyoruz. B bölümümüze devam edelim. Birds blah blah fly. But they blah blah run. Peki fly uçmak demekti. Run koşmak demekti değil mi? Kuşlar uçabiliyorlar mıydı? Tabii ki de. Öyleyse birds can fly. Peki kuşlar koşabiliyorlar mıydı?
Koşamıyorlar değil mi? But they can't run diyeceğiz çocuklar. Böylelikle birinci bölümümüzü olumlu yaparken ikinci bölümümüzü de olumsuz yapmış olacağız ve C bölümümüzle devam edelim. Fish blah blah swim. But they blah blah fly. Peki swim yüzmek demekti. Fly uçmak demekti değil mi? Peki sizce balıklar yüzebiliyorlar mıydı? Tabii ki de yüzebiliyorlar. Fish can swim but they can't fly olacak. Çünkü balıkların uçamadığını biliyoruz. Devam edelim D bölümümüzle. The baby blah blah walk. Çocuklar, bebekler yürüyebiliyorlar mı? Hayır. Öyleyse buraya ne diyeceğiz? The baby can't walk. Egzersizimizin son bölümü olan E bölümüyle devam ediyoruz. Kangaroo blah blah fly. But it blah blah jump. Peki bir düşünelim. Kangurular uçabiliyorlar mıydı? Hayır, uçamıyorlardı değil mi çocuklar? Öyleyse kangaroo can't fly but it can jump. Çünkü kangurular zıplayabiliyorlardı. Evet sevgili çocuklar, sizlerle yazılımızda çıkabilecek soru tiplerini öğrendik ve hepsini teker teker yaptık. Yazılımıza girmeden önce konu tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Öyleyse sizlere sınavlarınızda başarılar.